Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladı. TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki yapışık prizmalarda alan hesabı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 4 adet birim küpten oluşan yukarıdaki yapının yüzey alanı nedir? Görünen yüzey çarpı 2 böyle birim küpler yapıştırıldığı zaman. Şimdi bu alan nedir? 1 burası, 1 burası, 1 burası, 1 burası. Buraları hep 1, 1, 1, 1, 1 mi? Evet Kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzeyi görüyorsun. O zaman 9 çarpı 2'den 18 olarak buluruz tüm alanı. Örnekkideyiz. Yine görünen yüzeye çarpı 2 diyebiliriz aslında burada. Ya da yapıştırıldığı zaman böyle iki tane farklı şey. Ee, i̇lk önce tüm alanı bulup, mesela 6 tane 3'ün karesi alttakinin tüm alanı. 6 tane 1'in karesi de diğer yukarıdakinin alanı. Yalnız dikkat et şuradaki alan yapışık. Ben bunu hem şu sarıdakinde saydım hem de üsttekinde saydım. O zaman bundan iki tane çıkartacağım. İki tane birin iki tane birin karesi de çıkarttığım zaman yapışık yüzeylerdeki alanı çıkartarak da sonuca ulaşabiliyoruz. Ama görünen yüzey çarpı 2 de diyebilirsin. O zaman şurayı görüyorsun 9. Burayı görüyorsun 9. Burayı görüyorsun 9 eksi 1'den 8 mesela. Ondan sonra burayı görüyorsun. 1 yazıp sonra toplarsın. E, Tabi şunları da görüyorsun. Onları da 2 ile çarpacaksın. O şekilde de bulunabilir. E, 6 kere 9 54 artı 6 eksi 2. E, o zaman cevap kaç çıkıyor? 58 çıkıyor. ikinci soruda. İstersen bir de şuradan da yapayım ya. Şu alan 9 bu alan 9. 9 eksi 1'den kaç yaptı? Burası 8. Sonra şuradaki alanları görüyorsun. Hocam burası 1 burası 1. E burası da 1. Görünen yüzeye çarpı 2. 9 9 18. 19 20 21 29 yaptı. 29'da iki katı 58'de yine görünen yüzeye çarpı 2'den de sonuca ulaşabiliyoruz. Ama bu ne zaman birim küplerle oluşturulabilen her yapıda dikdörtgenler prizmasında, karedik dik prizmada işte küplerde yapılabilen şeylerdir bunlar. Buna da dikkat et. Evet burada da yine görünen yüzeye çarpı 2 şeklinde gidebilirsin. Yapışık yüzeyleri de çıkartabilirsin. Ben görünen yüzeye çarpı 2'den gideceğim. 3'ün karesinden 9 burası 9 burası. Şimdi 3'ün karesinden 2'nin karesi çıkartacağım. 9 4'ten buradaki görünen yüzey bak şöyle 5. Sonra burası 4, burası 4. Bu da 4'ten 1'i çıkartacağım. Burası da 3 yapıyor o zaman. Değil mi? Sonra burası 1 1 1 görüyorsun. O zaman bunları sayalım arkadaşım. 9 9 18 10'dan sonra 5 daha 23 8 daha 31 34 35 36 37 37 çarpı 2 de kaç yapıyor? 74 yapıyor. Yani 3. soru 74 oldu. Tek tek yapışık yüzeylerin 2 tane bir burada bir burada işte 2 tane 4 çıkartabilirdik. Bu bir burada bir burada 2 tane 1'i çıkartıp tüm alandan işte şunların alanlarını bulup o alan çıkarmayla da sonuca ulaşabilirdik tabii ki. Evet geldik bir sonraki soruya. Yine görünen yüzey çarpı 2'den yapacağım ben. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar burası 4 mü? 4. Ee, şu 2. Tamam. Alan olarak burası kaç? 4. 6 kere 2. Burası 12. E, burası da 12. Değil mi? Bunları görüyorum. Hocam burası da aynı şekilde kaç yapıyor? Ayrıtları 2, 2, 6 özdeş olduğu için burası da 12. Hocam burası 4. Bir de nereye görüyorum? Şuradaki alanı görüyorum. Buradaki kalan da nedir? 12'den 4'ü çıkartacağım. Yani bu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 8 yapıyor. Tek tek bunları sayacağım. 12, 12, 12, 36 yaptı. 40 yaptı. 48 yaptı. 48 artı 4 de 52 yaptı. 52 çarpı 2 de 104 yapar. Cevap böylelikle 104 yapar. Mükemmel bir şey değil mi ya? Şu görünen yüzey çarpı 2. Gerçekten çok güzel bir şey. Geldik buraya. Ayrıt uzunlukları 3, 4, 5 olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok. Küçük yüzeylere paralel olacak şekilde. Küçük yüzey. Kaç tane yüzey var? Ön, arka, sağ, sol, alt, üst yüzeyleri var. En küçük yüzey hangisi? 3'e 4'lük yüzey. Yüzey olarak 5'e 3'lük yüzey var. 3'e 4'lük yüzey var. Bir de 5'e 4'lük yüzey var. Burası da 4 ya. E, en küçük yüzey hangisi? En küçük yüzey bu. Bu yüzeylere paralel. iki tane yüzey var ya o yüzden yüzeylere paralel diyor. Olacak şekilde kesiliyor. Ve iki parçaya ayrılıyor. Kesildiğinde şöyle bir şey olmuyor mu arkadaşlar? Kesip evet. Şuradaki kesip iki parçaya ayırdığım zaman buradaki yüzey alanı fazlalaştı değil mi? Bu önceden yoktu. İki parça ayırdığım zaman bir soldakinde bu alan olacak bir de sağdakinde bu alan olacak. Yani eski alandan bir azalma yok. Eski alanı yine bulalım. 5, 3 ve 4'ün alanını nasıl buluyorduk? İkisinin çarpımının iki katı. Yani kaç yapıyor? 30. Sonra bu ikisinin çarpımının iki katı yani 24. Sonra bu ikisinin çarpımının iki katı yani 40. Bir de ekstradan şu yüzeyler hem solda hem sağdakinde fazladan yüzey olmuş olacak. O zaman bu da ne? 3 ve 4, 12. Bu alanda 12 ise 12 solda 12 sağda gibi düşün. 24 fazlalaşacak. Toplayalım bunları. 54, at, 54 94, 118 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 118 çıkar. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Evet yüzey alan. Görünen yüzeye çarpı 2 yap kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yüzeyi görüyorsun. 12 çarpı 2'den direkt 24 yapacaktır cevap. Evet 6. soruda 24 oldu. Böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde prizma açılımları testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.